Nefsi emmareye nasıl muhalefet edilir? Nefse karşı durup onunla mücadele etmenin nasıl olacağı konusuna şöyle girelim. Mesela nefsin yalnız kalmak istediğinde cemaate kalabalığa karış. Toplumda görünmek isteyince camide cemaatle farz namazını kıldıktan sonra sünnetler için tekrar eve dön. Zikretmek istediğinde düşünüp sessiz ol. Susmak istediğinde zikre başla. Bu şekilde hep nefse muhalefet et. Nefs ve riyadan kaynaklanan ne varsa onlara karşı gel. Hepsini terk et. Nefsi emmare'nin muhalefet edilecek işleri çoktur. Nefsi levame latif bir cisimdir. İki tarafı vardır ve ikisine de meyledebilecek kabiliyettedir. Bir tarafı nefsi emmareye, diğeri nefsi mülhimeye bakar. Nefsi levvame, emmare tarafına meyledince nefsi emmare kuvvet denir. Vücut mülkünün tümünü istediği gibi idare etmeye başlar. Şeriatın haram kıldığı durumlar ortaya çıkar. Tabi olundukça nefsi emmare azar. Şeytanın da yardımıyla nefsin sahibi isyankar olur.'' Allah korusun. Nefs ve şeytan fısk, küfür veya nifaka düşürdükleri şahsı cehenneme doğru götürürler. Nefsi levvame, iki tarafa bakan yüzüyle bir bütün halinde mülhime tarafına meyletse, o zaman nefsi mülhime kuvvetlenir. Levvame ve mülhime ikisi birlikte gidip mutmainneye tabi olunca da vücut mülkünde mutmainne hakim olur. Nefsi mutmainne Hak Teala'nın emrine tabidir. Onun rızasına muhalif bir durum ortaya çıkmaz. Mutmainne latif bir cisimdir. Çeşitli latifelerle süslenmiş ve güzel sıfatlarla örtülmüştür. Ey Aziz! Riyazet ve mücahede ile nefsi emmareden kurtulmadan nefsi mutmainne makamına oturmak mümkün değildir. Nefsi emmarenin yedi kötü sıfatı vardır. İnsanlardaki zulmetin ve gafletin beslendiği bu yedi kötü sıfat şunlardır. eva, gazap, şehvet, hırs, cimrilik, kendini beğenme ve kibir. İşte bu nefsi emmare ve sıfatlarından kurtulup nefsi mutmainneye ulaşmanın erici i hitabına masar olup ölmeden önce ölmenin ilahi nura ermenin ve haşirden önce dirilip vücut bulmanın yedi yolu vardır. Bu usulleri takip eden müminlerin gönül gözleri açılır. Nefsi emmarenin Yedi çirkin sıfatına çare olan yedi usul şöyle sıralanabilir. 1- Açlık 2- Susmak veya az konuşmak 3- Az uyumak 4- Uzlet Halka karışmamak 5- Hep La ilahe illallah demek 6- Bir mürşidi kamilin elinden tutup tevbe etmek 7- Mürşidi Kamile tam teslimiyet. Bu usuller nefsi emmarenin yedi kötü sıfatından kurtarır. Bunları iyi ve güzel ahlaka çevirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları, Evliyaullah ve hakiki sufiler bu usullerle çok menzil kat etmiş, kimileri şöyle demiştir. Uzun ömrümüzde riyazet ve mücahede ile hakkından gelemediğimiz, nefsi emmarenin yedi çirkin sıfatının yüzünü, Allah'ın yardımı ve bu yedi usulle iyiye döndürebildik. Hatta okuyup yazmakla sahip olamadığımız ilimleri bu yedi usule uyarak Hak Teala lütfetti. Velhasıl dünya ve ahiret işlerimizi bu yedi usul sayesinde hitama erdirdik. Ey aziz kardeş! Şimdi söyleyeceklerim sana garip gelmesin. Bu sufi ve şeyhler ahiret beyleridir. Zahid, aşık ve sufi demek, mukarreb demektir. Bunlardaki ilim Allah'a yakın olmaktan gelmiştir. Kim Allah'a yakın olanların hallerine özenip muhabbet duysa, bunları öğrenmeye yönelse kendisine mutasavvuf denir.'' Bu makamı tahsil ettiğinde ise sufi olur. Bu yüzden mukarreplere sufi, sufilere de mukarreb denir. Sufilerin şeyhleri ahiret alimleridir. Kendilerine farz olan ilmin evvelinde işi sıkı tutup çalışmış, ilmi bütün yönleri ve gereği üzerine öğrenmişlerdir emir ve yasaklar konusunda tam bir ciddiyet ve teyakkuz içindedirler. Hak Teâlâ'nın yardımıyla ilmi uhdelerine alıp bulundukları makama yerleşirler. rasûl Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi taklit edip kendileri de istikamet üzere olmuşlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymanın bereketiyle Hak Teala onları türlü ilimlere ve amellere vakıf kılmıştır. Bildikleri ilim ve amelin haddi hesabı yoktur. Şeyhlerden biri rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Ya Resulallah der. Hud suresi beni ihtiyarlattı buyurmuşsunuz. Hud suresindeki nebilerin kıssalarımı Yoksa ümmetlerinin kıssaları mı sizi ihtiyarlattı? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Şeyh, beni o halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Ayet-i Kerimesi ihtiyarlattı buyurur. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşahedatın başlangıcından sonra bu hitaba muhatap olur. Kendisinden istikametin hakikatleri istenir. Hak Teâlâ, zahitler, sufi şeyhler, mukarrepler dediğimiz ahiret alimlerine daha işin başındayken bir haz ve nasip verir. İstikamet üzere bulunmalarını ilham eder.'' Şüphesiz onlarda Hakk'ın gösterdiği istikamet üzere olmayı, bütün her şeyin en faziletlisi, şerefli bir görev olarak bilir. Allah ona rahmet etsin. Şeyh Ebu Ali Cürcani şöyle der. İstikameti iste, kerameti değil. Zira kerameti nefsin ister. İstikameti ise Rabbin. Rabbin talebini yerine getirmek, Nefsin arzusunu yerine getirmekten daha üstündür.